Vekilim TV olarak Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden herhalde biz ayrılamayacağız. Bakıyorsunuz bütün kanallar, herkes gitti artık. Herkes yavaş yavaş toparlanıyor. Seçimler de bitti. Ama biz buranın enerjisinden, buranın sinerjisinden kopamıyoruz. Ve yanımda bir beyefendi var. Azerbaycan'dan gelmiş. 4 yıldır Azerbaycan'da. Hüseyin Bey aynı zamanda Türkiye'den gelen bir iş adamı. Şimdi kendisi neler yaptığını size anlatacak. Ama ben kendisini şöyle duruşuyla falan çok beğendim. Zaten aday da oldu galiba başkanlar değil mi? Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz Azerbaycan'da? Azerbaycan'da bizim yani biz önce Nevşehir. Önce Nevşehir'li, Madeyn Türkiye veya Madeyn Nevşehir, Kapadokya diyebiliriz. Önce Nevşehir'den gittiniz, öyle diyeceğiz. Tabii Nevşehir'de ürettiğimiz mutfak dolaplarının Azerbaycan'da satış yerimiz var bizim, bir mağazamız var. Bu mağazada işte aldığımız siparişleri, dizaynlarını, tasarımlarını yaptığımız yani butik mutfak dediğimiz bu ürünleri her şeyini hazırlayıp fabrikaya sipariş ediyoruz Nevşehir'e. Nevşehir'de bunlar hazırlanıyor bizim verdiğimiz talimatlara göre ve orada beğendirdiğimiz modellere göre. Bunlar hazırlandıktan sonra İstanbul'dan Azerbaycan'a geliyor. Azerbaycan'da biz ürünü teslim ediyoruz. Yani böyle bir süreç var orada. Peki neden Azerbaycan'ı seçtin abi? Yani şimdi, bu işin hikayesi şudur. Yani Anadolu'dan çıkmak gerekir. Dine inandığımız bir şeydi. Yani krizden çıkmışız, 2004 olmuş, 2005 olmuş ama hareketliliği sağlayamamışız. Veya enflasyonla, düşük enflasyonla yaşamayı öğrenememişiz. Bize daha böyle kar marjı yüksek yerler lazım veya daha potansiyelli iş gerekiyor bize. Biz bunun için önce dedik ki, yani bu arada tabii hemşehrilerimizden dolayı Fransa'ya mutfak dolabı satıyoruz. Modüler mutfak dolaplarından gönderiyoruz. Bir tane iki tane. İlk önce bir pazar araştırması yapalım. Önce bir Avrupa'ya gidelim. Almanya'ya gittik 20 gün. Fransa'daydık 10 gün. Hollanda, Belçika, o bölgelerde bir araştırma yaptık. Pazar araştırması. Geldik değerlendirdik bunları. Bu değerlendirmenin sonucunda dedik ki yani Avrupa bu işin menşei. Orada her ne kadar bizim fiyatlarımız ucuz da olsa rekabet gücümüz kalite noktasında belki sıkıntı yaşayabiliriz. Bir de ekonomik kriz vardı o zaman Avrupa'da. Sonra dedik biz şöyle bir şey yapalım. Yani Azerbaycan da bizim tabii 93'te ben öğrencilik için gittiğim bir ülke. Hemşehrilerimiz. Tabii hem biliyoruz hem de o insanlarla biz akrabayız. Yani onlar da Türk netice itibariyle. Aynı dili konuşuyoruz. Biz dedik önce Azerbaycan'a gidelim, sonra Kazakistan, Özbekistan, İran, olmadı işte Kıbrıs, olmazsa İstanbul dedik. Yani böyle bir şey çıkardık kendimize. Çıkmamız gerekiyordu artık Nevşehir'den. Onunla birlikte Azerbaycan'a vardığımız zaman her taraf inşaat görünce zaten keyfimiz yerine geldi. Fiyatlarda pazar araştırmasını yaptığımız zaman bizim ürünlerin satabileceğini, hatta bizim bölgemize sattığımızdan daha kaliteli ürünler yapmamız gerektiğini, mekanizmaları daha iyi kullanmamız gerektiğini hissettik. Yani hitap edeceğimiz kesim açısından. Ve Azerbaycan'a 2007 yılında mağazamızı açtık. Yani daha dükkanı açmadan da satmaya başladık. Böyle bir iş potansiyeli vardı. Şimdi de devam ediyoruz. Ne kadar istihdam sağlıyorsunuz Azerbaycan'da? Şimdi istihdamı şöyle değerlendirelim. Azerbaycan'da 10. Yani montaj ekibiyle beraber 10 kişilik bir ekibimiz var. Nevşehir'deki 30 ile 50 arasında değişen bir fabrikada ekibimiz var. Yıllık işte Nevşehir'deki firmamız yıllık 1 milyon dolar ihracat yapıyor. Yani Azerbaycan ve Fransa ve işte en son Erbil'deydik. Erbil'de fuara katıldık. Oraya da gideceğiz. İşte bu toplantıdan sonra da bakalım dünyanın her tarafındaki arkadaşlara temas ettik. Yeni Ukrayna'da bir arkadaşla tanıştık. İnşaat işi yapıyormuş. Sayın Zeynel Abidin Erdem vasıtasıyla o da orada tam konuşma esnasına geldi. Dedi ki burada hayırlı olur. Bu işi bunlara vereceksin. 140 dolar, 140 adetlik bir mutfak görüşmesi inşallah bağlayacağız. Bugün. Şimdi biz 15 dakika önce. Maşallah, evet. Yani böyle devam ediyoruz inşallah. Harika. Buradaki iş adamlarına, Türkiye'deki iş adamlarına neyi tavsiye ediyorsunuz? Azerbaycan açısından bakıyorum. 4 yıldır oradasınız. Oraya gelip ne yapabilirler Azerbaycan'da? Ne iyi ne kötü? Ne olur? Şimdi hiçbir şey kötü değil. Yani ister bizim işten yapıyorlar olsunlar, isterse başka iş yapıyor olsunlar, gelsinler. Biz onlara, yani bize daha önceki orada bulunan arkadaşlarımız bize söylediğinin tersine biz ne gerekiyorsa yardımcı oluruz. Burada yer açın. Çünkü orada pazar büyük,
Biz o pazardan, pastadan yani %1'ini alıyoruz. Oo, inanılmaz. Diyelim ki yani 60 bin tane konut var, 60 bin bina var daha doğrusu. Bunların konutları var. Gelsinler, baksınlar pazara. Yani lazım gelen ne gerekiyorsa orada yardımcı olalım. Hatta bizim ticaret müşavirliğimiz şu anda hem baş müşavirlik hem ikinci müşavirlik olarak faal bir şekilde çalışıyorlar. Büyük destekleri var bize. Varsınlar oraya önce onlarla görüşsünler. Gümrükle alakalı ne problemleri varsa, çünkü çözülür, çözülmesi gerekir. Olabilecek problemler de o şartlar içerisinde herkes yaşıyor zaten. Yani ben oradaysam o problemlerle beraber satıyorum. Pazarda da ihtiyaç var. Orada dernek falan kurdunuz mu abi? Orada tabii Azerbaycan'da bizden önce kurulmuş bir iş adamları derneği var. Hatta iki tane. Biri TÜSİAP, biri ATİP. Onlar da iş adamlarımızın faaliyetlerini destekliyorlar. Sıkıntılarıyla alakalı ne gerekiyorsa yardımcı oluyorlar. Oradaki problemleri çözme açısından. Onlarla beraber devam ediyoruz. Maşallah. O zaman biz Vekilim TV olarak en kısa zamanda işe Azerbaycan'a geliyoruz. Bekliyorum. Gerekiyorsa ekibimle beraber ben de geliyorum. Tabii, orada geziyoruz. Oradaki anladım. Potansiyeli çekip anlatıyoruz iş adamlarına. Mutlaka yapmasın. Gelsinler, bekliyoruz inşallah. Ben şimdi Türkiye adına soracağım size. Teşekkür evet. ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum size. Sağ olun. Ömrümüze bereket.